nasıl olur da bir kadınla başa çıkamazsınız? Elimizden geleni yaptık. Buraya kadarmış. Hatunun peşinde koşturmaya devam edersek ifşa oluruz. Cornelius Hazretleri. Nerede kaldın? Rahip Lorenzo nerede? Rahip Lorenzo yok efendim. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Bulamıyoruz. Yakalanmış olabilir mi? Hah. Geldi senin balıklar. Getirin koyun şöyle. Bu koku ne böyle? Bayat mı bunlar? Yok ağam, olur mu öyle şey? Yeni çıktı denizden valla. Derya kuzusu bunlar, derya. Hay maşallah. Vallahi gözleri parlıyor balıkların. Bu koku ne böyle? Allah! Ne demeye getirirsin be adam bunları buraya? Bilmez misin bu mutfağa haşeret-i bahriye girmez, giremez, almam! Yok ağam, sandıklar karışmış. Edepsiz! Şuna bak, gülüyor bir de. Bundan sonra mutfağa sen de giremeyeceksin. Yürü git, götür şunları da, hadi! Hop! Allah! 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 Allah Allah! Ne oluyor yahu? Ortalığı velveleye vermişsiniz. Hiç. Eğleniyoruz öyle. Eğlence bitti. Hünkârımız döndü. Hem de kucağında Prenses Farya'yla. Dedim ama. Sultanım, bu işin sonu kötü dedim. Hünkârımız kızacak dedim. Ulan ne olur, ne olur yardım et. Sadece bir gece olsa yeter. Sultan Murat'ın yüzünü görsem kâfi. Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! Gel. Valide Sultanım. Hünkârımız geldiler. Hünkâr oğlum kükremeye gelmiş belli ki. Bizi yalnız bırak. Daha bu sabah konuştuk. Prenses sarayda kalacak dedim. Lakin siz arkamı döner dönmez onu yollamışsınız. Benim himayemde olan birini düşmanlarıma nasıl teslim edersiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Benim böyle bir ihanetin içinde olduğumu nasıl aklına getirebilirsin? Ben sadece Üsküdar Sarayı'na yolladım, o kadar. O yüzden mi prensesin yolu kesildi? Zira nereden geçeceğini biliyorlardı. Zaten onu istemiyordunuz. Bu yolla kurtulacaktınız. Prenses Farya gelmiş. Koşun kızlar. Aa, gelmiş mi? Gelmiş mi? Gelmiş mi? Hadi. Gelmiş mi? Tanrı'ya şükürler olsun, kurtuldunuz. Çok korktum. İyisiniz değil mi? Ne olmuş ki Prenses Farya'ya? Geri dönmüş işte. Sultan Murat getirmiş diyorlar. Ayşe Sultan pek üzülmüştür buna. Afitap da perişan olacak.
Bu nasıl iş görmek Narin? Prensesin çoktan gitmiş olması lazımdı. Yanlış yaptık sultanım. Hakikat ortaya çıkacak. Ne yapacağız şimdi? Kes sesini, bütün hıncımı senden çıkartırım. Hiç kimse bilmeyecek. Yoksa bu bizim sonumuz olur. Karşında kim var senin? Validenim ben. Valide Kösem Sultanım. Ne dün ne bugün devletin aleyhinde hiçbir şey yapmadım, yapmam. Doğru, yapmazsınız. Zira aldığınız her kararın devletin lehine olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Nasıl da öfkeyle bakıyorsun bana. Nasıl da üzüyorsun beni yok yere. Yazık. Seni bu hale getirecek ne yaptım hiç bilmiyorum. Validem! Tamam. Tamam. İçin rahat edecekse söyleyeyim. Her bir evladımın başı hakkı için yemin ederim ki prensesi o soysuzlara teslim eden ben değilim. Neden Üsküdar'a gönderdiniz? Neden kararımı hiçe saydınız? Valide Sultan olarak vazifemi yaptım. Haremin kaideleri belli. Padişah dayı olsan riayet etmek zorundasın. O halde kaideler değişti. Prenses sarayda kalacak. Ve siz onu teslim eden her kimse bulup önüme çıkartacaksınız. Aksi takdirde vebali sizin boynunuzadır. Farya aklını başından almış senin. Esas düşmanlarını unutmuşsun. Daha bugün asi sipahiler Ester'in konağına baskına gelmiş, tehditler savurmuşlar. Size minnettarım. Sultan Murad'a haber vermeseydiniz ben şu an burada olmayabilirdim. Sen de epey direnmişsin. Nasıl bu kadar güçlüsün? Nasıl böyle dövüşebiliyorsun? Bana da öğretir misin? Büyük bir zevkle. Tabii eğer hayatta kalmayı başarabilirsem. Merak etme. Bu işin arkasında kim varsa Hünkar abim yanına bırakmaz. Sultanım. Nasıl bir beceriksizliktir Sinan Paşa? Prenses sağ salim döndü. Saraydan birileri hünkârımıza haber vermiş olmalı. Son anda yetişip kurtardılar. Allah'ım sen bana yardım et. Telaş etmeyin sultanım. Kösem sultanımız sizi koruyacaktır. Ne de olsa emri veren kendisi, öyle değil mi? Sultanım, siz ne yaptınız? Herkesin aklından geçeni yaptım sadece. O bir katil, casus. Sen demedin mi bana bunları? İfşa olursan sakın benim adımı verme. Haşa sultanım, vermem elbet. Lakin siz de beni ifşa etmeyin. Her daim hizmetinizde olur. Sizi korur kollarım. Sultanım, Allah muhafaza, mecbur kalırsanız eğer benim yerime başka birinin ismini verebilirsiniz. Asi sipahiler Ester'in konağını basıyorlar. Validemi beni tehdit ediyorlar.
ellerini kollarını sallayıp çıkıp gidiyorlar. Derhal izahat ver Mehmet Paşa. Nasıl oluyor bu? Aman vermiyoruz hünkârım. Payitahta ne kadar meyhane, kahvehane, bekar evi, han varsa tetkik ediyoruz. Demek ki kafi değil paşa. Demek ki vazifenizi layığıyla yapmıyorsunuz. Bağışlayın hünkârım. Bundan böyle göz açtırmayacağız hainlere. Gözlerini oyacaksınız. Ciğerlerini sökeceksiniz. Sorgu yok, sual yok. Şüphelendiğiniz herkesin canını istiyorum.